Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 6 Şubat depreminden etkilenen kentlerde depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla oluşturulan ve milletvekillerinin yer aldığı deprem bölgesi inceleme heyeti Adıyaman'da temaslarda bulundu. Heyet ilk olarak Adıyaman Valiliğine gelerek burada Vali Vekili Muhammed Tugay ile bir toplantı düzenledi. Heyet burada Vali Vekili Muhammed Tugay'dan kentin durumu ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. MHP heyeti yaptıkları toplantı sonrası Altınşehir Mahallesi'nde bulunan K1 Konteyner kente geçerek burada kalan depremzedelerle bir araya geldi. Depremzedelerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen ve taleplerini not alan heyet daha sonra burada açıklamalarda bulundu. Hayırlı günler, kolay gelsin. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri. Buradayım abi, buradayım. Gel. Konuşmalı mı? Konuş. Gel. Konuşlarımızın eksiğini, problemi var mı diye sorun değil. Buyurun. Allah razı olsun. Vallahi bir merhaba de edelim dedik, bir de bir gezelim. Çok şükür. Heyet adına açıklamalarda bulunan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Bugün Adıyaman'dayız. Adıyaman'da bu deprem felaketinin çok yıkıcı etkisini gösterdiği illerden biri oldu. Dolayısıyla elbette yaşanan problemler karşısında yaşadığımız sıkıntılar olabilir. Ama bunların da hepsinin önlenmesiyle ilgili devletimiz hummalı bir çalışma yapıyor." diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in deprem bölgelerini incelemek üzere kurmuş olduğu bir heyet var. Bu heyette 7 milletvekilimiz var. 7 milletvekilimizle birlikte 11 deprem bölgesinin dolaşıyoruz. Bugün Adıyaman'dayız. Biraz sonra da nasipse Kahramanmaraş'a geçip tüm deprem bölgelerimizi ziyaret etmiş olacağız. Devletimizin deprem bölgelerinde yapmış olduğu çalışmaları yerinde görüp varsa eksiklikler bunlarla ilgili de istişare etmek. Türkiye bildiğiniz üzere büyük bir deprem bölgesi. Son bir asırda ülkemizde 6,5'un üzerinde yaklaşık 40 tane deprem yaşandı. Ve bu depremlerde 130 bini aşkın insanımız hayatını kaybetti. Türkiye olarak aslında İstanbul depremi beklenirken 6 Şubat Kahramanmaraş merkeziyle büyük bir felaket yaşadık. Deprem yaklaşık 400 kilometre boyunca ve 13,5 milyon insanımızı etkileyen büyük bir afet oldu. Bu afette 50 bin üzerinde vatandaşımız ve 50 bin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman'da da bu deprem felaketinin çok yıkıcı etkisini gösterdiği illerden biri oldu. Bugün Sayın Valimizi ziyaret sırasında Adıyaman'da 8.337 vatandaşımızın bu afette hayatını kaybettiğini öğrendik. Yine 17.499 vatandaşımızın da yaralandığını ifade ettiler. Dolayısıyla böyle büyük bir felaket karşısında bu kadar hızlı hareket kabiliyetine sahip bir başka ülke yok Türkiye'de. Dolayısıyla elbette yaşanan problemler karşısında yaşadığımız sıkıntılar olabilir. Ama bunların da hepsinin önlenmesiyle ilgili devletimiz hummalı bir çalışma yapıyor. Takıldı mı? Her şey yolunda mı? Her şey takıldı. Klimada var. Her şey var. Allah razı olsun. Güzel. Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Adana, Gaziantep ve Kilis milletvekillerimiz. Abi çok iyi.